Pusuda bekleyenler maçın başlama düdüğünü duyar duymaz hain planlarını soktular devreye. Dün akşam ATV ekranlarında, yani halka açık bir TV kanalında yayınlanan Fenerbahçe-Beşiktaş yarı final maçında yaşananlar kurulan tezgahın ve kumpasın, yani Türkiye üzerinde sabit kalmış karanlık kumandanın aleni göstergesinden başka bir şey değildir. Maç Fenerbahçe'nin stadında. Müthiş bir taraftar desteği arkasında. Beşiktaş 30. dakikada 10 kişi kalmış. Kısacası her şey Fener'in lehine ve tribünler bir türlü durulmuyor. Sahi erken seçim kararının hemen akabinde yaşanan bu üzücü olay sadece basit bir futbol olayı mı? Ya da basit bir fanatizm, senin takım, benim takım kavgası mı? Türk futbolunun marka değerinin artması adına Ziraat Bankası, Spor Toto, Turkcell gibi birçok devlet kurumunun sponsor olması, her takıma devlet tarafından UEFA standartlarında sahalar yapılmasına rağmen birçok maçta devlete küfredilmesi veya küfredecek grupları birilerinin beslemesi normal bir spor olayı mıdır sizce? Bu iş normal değil. Normal değil. Tezgah büyük. Fitil tribünlerden ateşlenmek isteniyor. Tıpkı Gezi olaylarında Olimpiyat stadındaki Galatasaray-Beşiktaş maçında oluşturdukları kaosu, terörü yeniden sahaya indirmeye çalışıyorlar. Grupları birbirine düşürüp iç karışıklıklarla kardeşi kardeşe, komşuyu yan mahalleye düşman etmeye çalışıyorlar. Yok kardeşim, burası artık senin elini kolunu sallaya sallaya top döndürebileceğin bir saha değil, değil. Bu saha senin bir taş atıp çekildikten sonra tüm pisliğini üzerimize yıkıp yıllarca temizlemeye uğraşacağımız bir saha değil. Tarih tekerrürden ibarettirin altında ders alınırsa tekerrür eder miydi sözünün karşılığını bulabileceğin bir saha hiç değil. Böyle hassas bir dönemde, böyle bir oyunun, böyle bir tezgahın karşısına dikilmek Fener'i, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Trabzon'u veya diğer takımları kurtarma, destekleme, kötüleme meselesi değil. Memleket meselesidir, memleket. Maç, kupa, şampiyonluk kazanılır veya kaybedilir. Önemli değil. Ancak vatan kaybedilirse bir daha alkışlayacak bir takım bile bulamayız. O nedenle Çanakkale'de olduğu gibi takımlarımızı, renklerimizi, formalarımızı bir kenara bırakıp ay yıldızlı bayrağımızın altında toplanmalıyız. Afrin'de, Cinderes'te, Fırat Kalkanı'nda vatanıma kirli eller değmesin diye şehit olan aslan parçalarımızın haklı davalarını devam ettirme adına gelin nöbeti biz devralalım. Biz devralalım. Şu dakika itibariyle elimizin altındaki en güçlü silah olan sosyal medyada ortalığı karıştıracak fitne, nefret ve ayrıştırıcı her türlü söylemden uzak durarak biz gibi görünen ama hiçbir zaman biz olamayan provokatörlere, paralı köpeklere manevra yapacakları alan bırakmamalıyız. İvedi bir şekilde Fenerbahçe, Beşiktaşlı yöneticiler, futbolcular ve taraftarlar bir araya gelip dostluk pozu vermeli. Bizler de paylaşacağımız o saçma sapan içi boş şeyler yerine bu fotoğrafları başta içimizdeki hainlere, ardından da ellerini ovuşturarak bizi izleyen yabancı basına boy boy servis etmeliyiz. Ve bir kez daha Türk milletinin bölünmez bütünlüğünü yedi düvele göstererek onların topunu geldikleri gibi geri göndermeliyiz. Kalın sağlıcakla.